Üniversitelere yeni bir yazı gönderdi. Yatay geçişlerde yeni dönem. Merhaba arkadaşlar, eğitimin iş dünyasına hoş geldiniz. YÖK yatay geçişlerle ilgili üniversitelere yeni bir yazı gönderdi. 31 Aralık 2024 tarihli yazı yatay geçişlerle ilgili. Bu yazıda neler var? MEP ile ya da not ortalamasıyla yatay geçiş yapanlar ya da yapmayı düşünenleri nasıl etkileyecek aktaracağım. Başlamadan önce üniversitelerle ilgili ve yatay geçişlerle ilgili bütün gelişmeler bu kanalda olacak. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. YÖK'ün gönderdiği yazıyı kısaca özetlersem arkadaşlar, öğrenci kurumlar arası yatay geçiş yaparken sadece bulunduğu sınıfa yatay geçiş yapabilir. Yani bir alt sınıfa yatay geçiş yapamaz. Uygulama bu şekildeydi. Yönetmelikte burada bir boşluk vardı ve bu kafa karışıklığına yol açıyordu. Bir üniversitemizin bu konuyla ilgili YÖK'e soru sorması üzerine YÖK toplandı ve bu kararı üniversitelere belirtmiş oldu. Kısaca şu şekilde, kaçıncı sınıfta başvuru yapmışsanız o sınıftan başlayacaksınız. Bir alt sınıftan başlamayacaksınız arkadaşlar. Kararın özeti kısaca bu şekilde. MEP ile geçişleri ilgilendiren bir durum değil. Çünkü zaten MEP ile ve YKS puanı ile yerleştiğinizde yeni bir bölüme başlamak istediğinizde tabii ki ilk sınıftan başlayacaksınız arkadaşlar. Yani birinci sınıftan başlayacaksınız. Gelişme bu şekilde değerli arkadaşlar. Yeni haberler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.